Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur. Biraz da şirin olsun. Bunu duymak her seferinde can sıkar biliyorum. Ama yine de söyleyeceğim. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ne zaman ve nasıl olacağı belirsiz. Bu o gün gelince belli olacak. Ama yaşarken verebileceğimiz kararlar var. Daha iyi bir insan olabilir miyiz? Daha güçlü, daha merhametli, daha nazik, daha fedakar. Hata yaptım, hata! Hastanedendi, senden kurtulmam gerekiyordu. Bırak diyorum be! Bırak! Bırak! Masum kızım senin yüzünden öldü! Hayır! Ne oluyor orada? Bırak be! Bırak! Manyak mısın be? Bırak! Senin yüzünden öldü diyorum. Bırak! Sakin olun! Sakin olun! Senden kurtulmam gerek! Yapmayın! Bırak! Ya sakin olun! Hiçbir suçu yoktu! Yapma kızım! Aa, ne yapıyorsun ya? Sen başka adam! Sakin olun! Amca! Bırak! 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 Durun bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika durun ya. Hesabını verecek. Bir durun, bir dakika uzaklaşın. Bırakın beni ya. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam, tamam. Tamam, hastaneye gidene kadar idare eder. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şimdi ambulans gelecek, hastaneye götüreceğiz sizi, tamam mı? Bir şey yok, bir şey yok. Sakin olun. Merak etmeyin, merak etmeyin. Ambulans gelince hastaneye gideceğiz, tamam mı? Bir dakika, ben doktorum. Bir bakayım. Yaşayacak mı? Namaz alamıyorum. Arkadaşlar, yaralıların kaçı buraya getirilecek henüz bilmiyoruz. O yüzden en kötüsüne hazırlıklı olmak zorundayız, tamam?
Hadi Esma, git sen de artık. Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam, elinin iyi olduğunu öğreneyim, gideceğim. Esma, tartışmayalım şimdi. Ortalık bir sakinleşsin, söz hemen arayacağım seni, tamam mı? Tamam, Eylül'ün iyi olduğunu öğreneyim, ben gideceğim. Esma, burası acil. Bekleme salonu değil. Esma'cığım, Alp haklı. Şimdi yaralılar gelecek. Senin burada beklemen doğru olmaz. Hadi sen git. Alp, oğlum sen de odana git, dinlen. Hadi. Hocam, böyle bir durumda benden yatıp dinlenmemi beklemeyin lütfen. Peki, tamam. Ama kendini çok yormak yok, tamam mı? Tamam hocam, anlaştık. Güzel. Hadi Esma'cığım. Hadi canım. Haber verin ama. Tamam. Yerinden kusulum yetmezliği başladı. Göz bebekleri geç tepki veriyor. Ambulansa gelirken kalbi durdu. Kaç dakikadır kalp masajı yapıyorsunuz? Son 12 dakikadır. 12 dakika. Samet, steteskop ver. Hemen hocam. Steteskop. Durumu kritik. Solunum çok derinden geliyor. Göz bebeklerinde ışık refleksi yok. Anizokori var. Hemen ameliyata alınması lazım. Hadi acele edin. Samet, vaka sende. Bizde hocam, Alp. Acele edin, dikkat edin, hadi. Anlat, nedir vaka? Olay yerindeki doktor hanım tarafından müdahale edildi hocam. Nerede doktor hanım? Bilmiyorum hocam. Elektroşok kullandınız mı? Hayır hocam, kullanamadım. Ağrı kesici vurdunuz mu? Hayır hocam, yapmadım. Görebildiğim kadarıyla birinci derece yanık ve kesikler. Vaka bende. Aç çolum. Aç, 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 aç. Hadi hemen kırmızı alanı çekin, hadi dikkat edin. Hadi. Acil sıfır negatif kan gerekiyor buraya. Çabuk söyleyin, çabuk. Sen iyi misin? Benim bir şeyim yok. Ama hepsini kurtaracağız. Kurtaracağız, merak etme. Hadi hemen acile çekiyoruz, acele edin. Sıfır negatif kan hazırlayın, hadi. Tolga, eldivenler. Eylül, tamam artık bize bırak. Kurtulacak. Tamam, kurtulacak ama bırak da biz müdahale edelim. Tolga, defiyi hazırla. Beyefendiyi uzaklaştıralım şuradan. Hayır, iyiyim böyle. Yaşayacak mı? Hadi uzaklaştırın. Gencecik kız, daha hiçbir suçu yok. Hiçbir bedel ödemek zorunda değil, hadi. Bırakmayacağım, kurtulacak. Gözcüm. Hadi. Eylül, hadi. Bırak bana. Tamam. Çekilin. Bırakın bu ipek. Bir. İki, üç. Hasta BF. Tekrar çekiyoruz. 270. Hazır hocam. Çekil. Bir, iki, üç. Hasta döndü. Ameliyatı burada yapacağız. İpek, portable anestezi cihazını buraya getir. Ameliyathane hemşirelerine söyle, cerrahi setleri buraya getirsinler. Tamam mı? Çok fazla kana ihtiyacımız olacak. Hadi acele et, hadi. Tamam. Bana bırak, Özgül'e bir şöyle. Getir. Hemen müdahale edin, hemen müdahale edin.
Yaraların arasında o bombayı koyan şerefsiz Macit var mıydı? Hayır hocam. Olay yerinde eks varmış sanırım o. Ya bu ne ya şimdi? Resmen çocuk muamelesi çektiler bana. Şeytan diyor gir sınava. Kazan tıbbı ondan sonra tuzsunuz. Bak bakalım seni yollayabiliyorlar mı? Esma annem babam gibi azardılar Esma. Beni ya. Efendim baba? Baba? Ne işin var senin burada? Yürü düş önüme. Seni toparlamaya geldim. Toparlamaya mı? Neden? Eve dönüyorsun. Marmaris'te dizimin dibinde yaşayacaksın bundan sonra. Marmaris'te mi? Sebep? Bir de sebep diyor. Bizden habersiz nereye evleniyorsun? Kiminle? Annen ağzından kaçırmasa haberimiz bile olmayacak. Ben haber verecektim babacığım size. Ne zaman? Nikahtan sonra mı? Yürü, yürü düş önüme konuşacağız bu konuyu. Yürü. Trakeostomi tüpünü hazırlayın. Bistüri. Kalp atışı sinüs ritminde. Tansiyon 70. Bacağı hala asiyotonik. Kan dolaşımı yok. Amputasyon gerekebilir. Hayır lütfen. Kurtarabilirsiniz bacağı. Lütfen başka bir yol vardır mutlaka. Lütfen deneyin. Damarına şant takıp deneyeceğim. Belki bacağı besleyebiliriz. Onu versene bana. Eylül, iyi misin sen? Durum stabil oldu. 97. Yani kurtuldu, kesmeyeceksiniz bacağı. Teşekkür ederim. Ya baba ben yetişkin bir bireyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne işim var Marmaris'te falan? Bugüne bugün ben kariyer sahibi bir kadınım. Bak laflara bak. Bal gibi de geliyorsun. Hem de bu gece dönüyoruz ilk uçakla. Şuraya da bir satılık tabelası asarsın. Ya neden, niye ya? Yolu var, yordamı var. Biri seninle evlenecekse önce gelip bizden isteyecek. Yok öyle kendi kendine. Esma! Bak umarım gerçekten ama gerçekten önemlidir. Ya sen de gördün, hastane savaş alanı gibiydi. Niye arıyorsun beni sürekli? Ya tamam. Eylül değil mi? İyi merak etme. Ali Asaf Hoca eve götürmekte biraz zorlandı o kadar. Aman efendim. Beyefendi sonunda buyurmuş. Gel. Bir tanışıp konuşalım seninle. Derdin neymiş bir anlat. Derdin mi? Ne derdi? Esma kim bu ya? Ne diyor bu adam? Babam. Ne? Baban mı? Evet. Bu gece beni Marmaris'e götürmeye gelmiş. Delisin aslında ya. Sanki ben çok normalim de. Tencere kapak işte. Ama olsun. Ben seni böyle sevdim. Neyse geçmiş olsun. Hayır biz aşktan, sevgiden anlamayan insanlar değiliz. Ben de Esma'nın annesine zamanında aşık oldum. Ama biz... Her şeyi usulüne göre yaptık. Ama efendim biz... Sözümü kesme. Ben konuşurken dinle. Oyun mu oynuyorsunuz? Öyle aileye danışmadan aranızda yüzükler falan. Evcilik oyunu mu bu? Çocuk musunuz? Değiliz tabii babacığım. Sen karışma. Haklısınız efendim. Madem haklıyım, o zaman alacaksın anneni babanı gelip bu kızı isteyeceksin. Kızım sahipsiz değil. Bize diyeceğiz bu düzgün bir adam. Haklısınız efendim. Seninle bu kadar konuşmak yetti. Şimdi ara bana babanı, bununla konuşalım.
Efendim? Bir de sağır mısın evladım? Babanı ara diyorum, babanı. Madem Esma burada kalmakta ayak giriyor, biz büyükler bir konuşup görüşelim. Bakalım nesiniz, necisiniz? Hadi evladım, arasana. Efendim abi. İyi akşamlar yani babacığım. Baba. Ne diyorsun oğlum sen? Baba burada sizinle konuşmak isteyen biri var. Kimmiş benimle danışmak isteyen birisi? İyi akşamlar efendim. Ben emekli müdür Necati Sancak. Esma'nın babasıyım. Sizinle acilen konuşmamız lazım. Necati Bey, iyi akşamlar. Buyurun tabii konuşalım. Neyle ilgiliydi acaba? Neyle ilgili olacak? Çocukların durumuyla ilgili. Bu çocukların böyle kendi başlarına iş yapmaları hiç hoşuma gitmiyor. Tabii ben de hiç doğru bulmuyorum Necati Bey. Görüşelim en yakın zamanda. Madem aynı fikirdeyiz, yarın sizin için uygun mudur? Kızımın kafesinde konuşabiliriz. Uygun. O zaman kızınızın kafesinde görüşürüz. Çocuklar da gelirler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çocuklar mı? Kimle konuşuyordun sen ya? Oo, benim savaşçı prensesim uyanmış. Dalga geçme Ali. Kimmiş o çocuklar, ne oluyor? Sen uyurken çoluğa çocuğa karıştık. Ne diyorsun be deli? Deli. Güzel. Diyorum ki, nur topu gibi bir oğlumuz oldu. Hadi hayırlı olsun. Böyle 20'lerinde, boylu postlu, yakışıklı. Doktor. Adı da Alp. Hiçbir şey anlamadım. Alp bir işler çeviriyor. Esma'nın babasıyla konuştum telefonda, biliyor musun? Necati Bey amca. Alp, babamı veriyorum diye verdi. Konuştuk ama tanımadı beni. Gene ne işler karıştırıyor ya bunlar? Bilmiyorum ama öğreniriz. Neyse biz gideceğimiz yere gidelim de. Say biz nereye gidiyoruz ya? Kaçıyoruz. Sonunda kaçırıyorum seni. Tam da zamanımız oldu. Bak bence en doğru zaman kafana estiği zaman. Tabii ya. Yaz bunu bir yere. Güzel laf. Ya yorgunluktan ayakta duramıyorsun. Hastanede düştün, bayıldın. Koltukta uyudun, kaldın. Yarım saattir sayıklıyorsun. Hala doğru zaman diyorsun. Yani hastanede her şey yolunda. Hastalar stabil. Her şey normal. Yakınlarda bir felaket de görünmüyor. Umarım. Bırakalım da o zaman bu gecenin bir keyfini çıkarın. Ay sen ne yaptın ya? Hasan o hala iyice kafanı bulandırdı herhalde. Ali Asafurcu 2 dakikada baban yaptın ya. Ya ne bileyim ya. O panikle aklıma gelen en yakın baba figürü Ali Asafurcu oldu işte. Görürsün sen yarın paniği. Babam Ali Asafurcu'yu tanıyor. Ne? İnanmıyorum ya. Ya asıl ben sana inanmıyorum. Ya tamam, gelme üstüme Esma ya. Ne yapalım, oldu bir kere. Yarın ola hayrola yani, ne yapayım Esma? Esma, kahvenin yeri nerede kızım? Geliyorum babacığım. Benim çok hoşuma gitmeye başladı, biliyor musun? Farkındayım. Aile gibi olduk ya. Biz şu nikah işini hemen hızlandırsak mı? Ne diyorsun? Hemen yarın kıyalım diyorum ben. Oldu. Ne oldu? Ne olacak? Yüzüklerimiz var. Gelinliğimiz de var. Tamam işte. Ah be Eylül. Öyle korktum ki. Hastanede elim kolum bağlı, çaresizce seni beklerken bir an sensiz bir hayatı düşündüm. Düşünmesi bile o kadar kötü ki. Ben hep senin yanında olacağım, tamam mı?
sen hep benim yanımda ol. Hep birlikte olalım. Biz olalım. Çok seviyorum ben seni Eylül. İyi ki varsın. Ama daha fazla üşümemek lazım değil mi? Evet. Geç bakalım. Aa. Benim telefonum nerede? Sen almadın. Arabada unuttum galiba. Sen gir ben hemen geliyorum. Tamam. Her şey senin için Ali Asaf. Eski günlerdeki gibi. Senin de unutmadığını biliyorum. Afiyet olsun Nazlı. Telefon ceketin cebindeymiş. Artık nasıl heyecanlandıysam. Bu ne? Biz buna sürpriz diyoruz. Nasıl? Beğendin mi? Sürpriz? Ne ara hazırlattın bu sürprizi? Uzun hikaye, sen yokken halletmişti. Güzel mi değil mi? Güzel. Bayağı güzel. En sevdiğim yemekleri hazırlatmışsın. Nereden biliyordun ki sen? Tahmin ettim diyelim. Ne yani, iki yumurta kırsan beğenmeyecek misin? İki yumurta. Şimdi iki yumurtayı yani düşünmek lazım. Sonuçta evin erkeği gelmiş, yorgun argın. Yani iki yumurtayla geçiştirilmez. Biraz söylenebilirdim. Demek söylenirdin, öyle mi? Ya ben sana söylenir miyim? Ben sana söylenir miyim? Biz seninle aynı sofraya oturalım, bana yeter. Ali. Değil de yani. Asansör. Biliyorum. Senin fikrin değildi çünkü hiç senin tarzın değildi. Yani bizim tarzımız değildi ama ben ne bileyim gerçekten şanslıydım. Keyfini çıkardım. Bir şey söylemedim. Hadi gel. Bu güzel sofranın da keyfini çıkaralım. Tamam. Ben içeriden içecek bir şeyler getireyim. Sonra bunu kutlayalım. Efendim Ali Asaf. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Bütün yaptıkların için sana teşekkür etmek istemiştim. Teşekkür? Ne teşekkür? Nazlı, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yanlış bir şey yaptıysam... Yaptın. Yaptın tabii ki. Sen benim evime nasıl girersen izinsiz ya? Bu hakkı kendinde nasıl bulursun? Hadi gelmiyor musun? Geliyorum hayatım. Geliyorum. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Yanına geleyim, konuşalım mı? Dışarıdayım zaten. Ya bir de dışarıdasın. Evet, hemen gelebilirim. Konuşalım, olur mu? Sakın, sakın. Neredeysem bekle, ben geleceğim. Geldim. Geldim. Hani kutlama yapacaktık?
İçecek kalmamış. Ben hemen gidip alayım geleyim. Ha tamam ya, boş ver, gel oturalım hadi. Gel. Hayatım. Hayatım 5 dakikaya geliyor. Tamam? Ne güzel değil mi? Eski günlerdeki gibi. Yağmur. Çok romantik. Nazlı, eski günler eskide kaldı. Bak, seninle bu konuyu son kez konuşacağım. Tamam, abartma Ali Asaf. Alt tarafı bir teşekkür yemeği. Ne demek abartma ya? Sen hangi hakla, hangi akılla benim evime girersin? Sevdiğim kadın... Sırf biz üzülmeyelim diye senin yüzünden gözümün içine baka baka yalan söylüyor bana. Aa, yalan mı söyledi? Aa, inanamıyorum. İlişkinizi temelinden sarsmış gerçekten. Bence hemen bu ilişkiyi bitirmen lazım. Sen nasıl bir insana dönüştün böyle ya? Bu ne saygısızlık? Bir de dalga mı geçiyorsun? Şaka yapıyorum. Şaka? Tamam, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yani bir teşekkür yemeğinin seni bu kadar gerebileceğini hiç düşünemedim. Çok özür dilerim. Lütfen bir daha özür dileyeceğim bir şey yapma. Ali Asaf. Nazlı. Uzak dur benden. Uzak dur bizden. Uzak dur hayatımızdan. Bu kadar kolay olmayacak tabii ki Ali Asaf. Daha yeni başlıyoruz. Ya İpek ya, uf. Keşke söyleseydim ya. Niye sustuysam zaten. Saçmalama abla. Sakın bak, bana bak, sakın öyle bir salaklık yapma. Ben söylemezsem kadın söyleyecek zaten. Eninde sonunda çıkacak ortaya. Tamam, bu gece çıkmayı versin. Ne diye kadının ekmeğine yağ sürüyorsun? Yağ filan sürdüğüm yok İpek. Sofrayı görmüyorsun sen tabii hazırladığı. Dünyanın yemeğini hazırlamış. Ben bazılarının adını bile bilmiyorum. Yani ben sana ilk günden dedim bu kadında bir şey var diye. Aferin, bravo, ne büyük tespit. Alo, orada mısın İpek? Ha, buradayım. Ne diyordun? Ya ben çıkacağım ya, duramayacağım burada. İyice sinirlerim bozuldu. Ben böyle şeylere gelemem kızım. Ya saçmalama abla, otur oturduğun yerde. Gelir birazdan zaten, konuşursunuz. Tamam, ben onu yolda ararım ya. Hadi çıkıyorum ben. Ya abla... Anlaşıldı, bu işe bir müdahale şart. Ben de taksi geçer mi ya? Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Lütfen yardım edin. Ne olur. İmdat. İmdat. Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Lütfen buradayım. Yardım edin. Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Buradayım. Lütfen. Lütfen. Lütfen yardım edin. Lütfen. Yardım edin lütfen. Tamam. Kırmızı sürpriz yapacaktım. Kırmızı diye tutturunca gittim aldım abinize ip takayım dedim. Tamam. Geldiğinde görsün diye. Yarın buraya taşınacaktık. Tamam. Ben doktorum, şimdi yardım edeceğim size. Merak etmeyin, tamam mı? Nasıl düştü bu? Canım çok acıyor. Tamam. Yaralı mıyım ben?
İpek Hanım. Oğuz Bey. Hayırdır? Serseri mi takılıyoruz? Merdiven köşelerinde gelip gecenin süzmeler falan. Lise yıllarında geride kaldı onlar. Gelsene. Yani beton soğuktur şimdi. Tamam. Ne bekliyorsun bunda? Seni bekliyorum burada. Beni? Hı-hı. Pardon Oğuz Hocacığım. Neden beni merdiven köşelerinde bekliyorsun? Böyle seni daha yakından görebilmek için. Yalnız hain kurta başlamadan bir cevap versin. Özür. Hain kursuz cevap. Asansöre binmiyorsun İpek Hanım. Hayrola? Kullanmıyorum ya, bıraktım. Şöyle kötü şakasız bir cevap versen acaba. Tamam, şaka yok. Yani korkuyorum. Tekrar kapalı kalmaktan, yalnız kalmaktan korkuyorum. Denedim binmeyi. Ama o kapı kapanınca sanki bir daha açılmayacakmış gibi geliyor. Çocuk gibi korkuyorum işte. Korkuyorsun. Peki ne zamana kadar korkmayı planlıyorsun? Bir şey olmayacak, merak etme. Ben halledeceğim şimdi, tamam mı? Efendim Al. Hocam çok çok özür dilerim. Esma'nın babası bir anda babanı ara deyince babam yok diyemedim. Sizi de zor durumda bıraktım. Durduk yere yalanıma ortak oldunuz. Önemli değil oğlum, önemli değil. Hayırlı bir işe vesile olacaksak. Küçük bir yalandan zarar gelmez. Hemen tanırım Necati Bey'i. Duydum. Zaten bir de işin o boyutu çıktı. Marmaris'te öğretmenken müdürümüzdü. Yani çok iyi ayrılmadık ama ben yarın konuşur hallederim meseleyi, sen merak etme. Siz kesin halledersiniz değil mi yani, eminsiniz siz? Oğlum konuşur hallederim dediysem hallederim. Hadi kapat, meşgulüm ben şimdi, hadi. Bittim ben ya. Ya bu defa kesin bittim. Necati Baba Esma'nın suratını hayatta göstermez bana. Ne oldu lan? Ya Ali Asaf Hoca'yla tanışıklardı ya. Hı. Bir de şimdi aralarının iyi olmadığını öğrendim. 10 yaş büyük babayı ben bir kılıfa sokardım da. Bir de şimdi aralarını mı düzelteceğiz ya? Samo. Hı? Acaba Ali Asaf Hoca'yı komple çıkartıp üvey baba mı götürsem? Mesela Oğuz Hoca. Öz babam beni her gün dövüyordu. Bana çok kötü davranıyordu. Ha ben de hayatımdan çıkardım derim ha. Ne dersin? Tüh, Allah belanı vermesin senin be. Aklın fikrin yalanda, hilede, hurdada. Rezil. Allah Allah. Yani bu sahte ebeveyn fikirlerini benim aklıma kim sokuyor acaba? Ha. Ben soktum değil mi? Ama işte benim de dediğimi yap, yaptığımı yapma kardeşim. Senin de yani anneni bulduk, baban çıkıyor. Babanı bulsak kardeş, elti, kayınço, bacanak. Bu nedir ya? Hepsini ben bulamam ki. Of Esma ya, of. Tamam. Üzülme, tamam. Bunu da bir şekilde halledeceğiz artık, ne yapalım? Zaten nerede senin derdin var, ben de oradayım. İyice samalp olduk. Böyle olmayacak. Evren değil mi? Bak. İki elimle de baskı yapıyorum yarana. O yüzden çantaya ulaşman lazım, tamam mı? Ben şimdi senin sol tarafına atacağım çantayı. İçinden telefonu çıkarman lazım, tamam mı? Doktor. Grip hissettirmeye başladım. Uyuşmuşum gibi. Bu kötü bir şey değil mi? Bir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Şimdi telefonu alıp ambulans arayacağız, tamam mı? Tamam. Şimdi sıra sende, tamam mı? Çok kıpırdamadan, tamam mı? Çok kıpırdamadan. Elini çantaya uzat, hadi. Hadi.
Tamam. Dur. Acele etme. Nefes al. Tamam. Hadi bir daha dene, hadi. Tamam, çok iyi. Hadi, oluyor. Yani bir genelleme yapacak olursak, kadınlar kırmızı gülü sever. Ama Eylül o genellemenin içine girmediği için acaba o hangisini sever? Pembelerden vereyim mi abi? Yok. Yani Eylül çok pembe insanı değil. Gerçi çiçek insanım, onu da bilmiyorum. Ne yapsam? Papatya mı alsam acaba ya? O kasımpatı abi. Papatyanın biraz daha büyüğü. Okey, problem değil. Yani papatya benziyor. Güzel. Sade ama çok güzel. Naif ama asi. Ne diyorsunuz? Valla bilemem ama istersen böyle hepsinden güzel karışık bir demet yapayım sana. Dostum olur mu öyle şey ya? Hepsinden karışık güzel bir buket, ortaya kebap mı alıyoruz böyle? Estağfurullah abi. Ama bir ara sor istersen. Ara sor da olmaz şimdi yani. Ne diyeceğim ki, sana çiçek alıyorum, hangisini istiyorsun diye mi soracağım? Öyle siparişte çiçek alınmaz. Hayır yani, en azından hangi rengi sevdiğini öğrenirsin. Böyle başka bir şey soruyormuş gibi yaparsın. Ha. Okey. İyi fikir. Hadi, çok az kaldı, hadi. Hadi Evren. Tamam, sakin. Hadi. Tamam, çok iyi. Hadi şimdi 112 ara, hadi. Hadi aç telefonu. Hadi. Dur. Duymuyor galiba. Neyse dostum, galiba sen haklısın. Senin de dediğin gibi öyle pembesine kırmızısına bakmadan, hangi çiçek diye sorgulamadan şöyle büyük bir buket yap bana da ben gideyim. Büyük, demek kabahat büyük. Yenge de biraz çetin ceviz. O kabahati büyük çiçek anca. Yani kabahatim yok ama yengenin çetin ceviz olduğu doğru. O zaman ben sana güzel bir buket yapıyorum abi. Okey. Gülden de koy. Tamam. Kırmızı gül. Uyuma, tamam mı? Aç gözlerini aç. Bana bak. Zor kısmı bitti, hadi. Hadi, az kaldı. Hadi, çevir şu numarayı, hadi. Hadi bir daha. Hadi. Tamam, çok iyi. Tamam. Alo, 112. Alo. Ben Doktor Eylül Erdem. Bize acil ambulans gerekli. Evde yaralanma vakası. Avize hastanın üstüne düşmüş. Çok kan kaybediyor. Arter kesiği var. İki elimle baskı yapıyorum ama hareket edemiyoruz. Acil kan takviyesi lazım buraya. Adresi alabilir miyim hocam? Evren, uyuma. Evren, bak bana, bak. Merhaba abi. Sağ ol. Eline sağlık. Abi sen elinde kocaman buket, poşetler. Nasıl gideceksin? Sorun olmaz ya, evim yakın, taşırım. Aa, olmaz öyle şey. Bak zaten ben dükkanı kapatıyorum sayende. Benim külüstürle 2 dakika atabilirim seni. Külüstürle mi? Zahmet olmasın. Estağfurullah abi, ne zahmet. Hani aşıklara bir hayrım dokunsun. Sevaptır, biliyor musun? Sağ ol. Yalnız yenge de şanslıymış ha. Kıymetini bilsin. Ben de şanslıyım. Yani umarım o da senin gibi düşünüyordur. Ya ne düşünecek abi? Yani bu zamanda böyle sevda kolay mı bulunuyor? Yani haklısın tabii, kolay bulunmuyor. Ama biz bulduk birbirimizi ya. Evet, yani Eylül çok farklı. Hiç kimseye benzemez. Ha, öyle farklı ki 3 tane adamı yere serer, 4.'sü nerede diye sorar. O yüzden bu çiçeği seçerken çok zorlandım. Yenge bayağı sertmiş.
Ama olacak artık o kadar. Gülü seven dikenine katlanır. Öyle. Tam da denk geldi. Ben 5 dakikada toplayayım abi tezgahı, çıkalım tamam mı? Okey. Yani ben kendim giderdim, size de zahmet verdik akşam akşam. Gül üstüne. Nasıl gideceksin artık? Hadi bakalım. Evren bana bak. Evren. Uyan, uyan, uyan. Uyan. Aç gözünü. Tatlım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Her tarafım boşmuş. Kötü bir şey değil mi? Merak etme. Hiçbir şey demek değil, tamam mı? Merak etme, bir şey olmayacak. İnanmak istiyorum. Sanki ölüyormuşum gibi. Gücüm kalmadı. Hayır, bir şey olmayacak. Doktor olan benim bir şey olmayacak diyorum. Güven bana. Şimdi ambulans gelecek, seni hastaneye götüreceğiz, tamam mı? Bir şey olmayacak. Tamam. Korkma, tamam mı? Böyle elle bastırmak da olmuyor. Tampon gibi bir şeye ihtiyacımız var. Geldiler. Geldim. Geçti. Tamam mı? Bitti. Oh. Hayatım ben geldim. Kusura bakma. Biraz geç kaldım ama köşedeki markette aradıklarımı bulamadım. O yüzden aşağı indim. Ama daha güzellerini buldum. Evet. Eylül. Eylül'ün ne işi varmış ki orada? Ya bilmem, senin ablan sonuçta. Böyle ne diye sürekli en olmadık yerlerden çıkar. Sen daha iyi bilirsin. Bilemem. Hiç bilmez misin? Bu ne ya? 35 yaşında. Göğüse doğru çoklu delin ve yaralanmaları mevcut. YKS 12. Tansiyon 90 üstü. Nasıl olmuş bu? Karotise saplanan parça yastık yerini çıkarmaya çalışırken oldu. Analjezik bir şey verdiniz mi? 5 miligram morfin verdim. Bir de yolda gelirken 1000 cc izotonik verdim ama çok kan kaybetti. Bir işe yaramayacak. Şimdilik yeterli. Alın sedyeyi. Hayatım, yukarıda mısın? Nereye gitti ki bu? Lütfen Nazlı'yı görmüş olma. Lütfen bu yüzden gitmiş olma Eylül. Pardon, doktor hanımın telefonu çalıyor. Çantası ambulansa kalmış. Tamam, ben ilgilenirim. Hocam merhaba. Özgür ben. Özgür? Özgür, sen niye açtın telefonu? Hastanede mi Eylül? Evet hocam, şu anda bir hastaya müdahale ediyor. Nasıl geldi oraya? Hastayla beraber ambulans da geldi hocam. Anladım. Tamam. Kolay gelsin. Hocam çantanızı getirdim. Tamam, temiz sponç alabilir miyim? Tamam hocam. Göğüs röntgeni çekmemiz lazım hemen. Göğüs röntgeni için optimum değil. Tamam, burada yapmamız gerek. İpek portable gelsin. Bana adını söyler misin? Evren. Evren, sana yardım etmeye çalışıyoruz, duydun beni. Sadece biraz güçlü olmaya çalış. Hadi göster kendini. Saturasyon 90, kalp atışı 124. Evren, ellerini oynatabiliyor musun? Güzel. Haydi, 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 haydi. Haydi arkadaşlar. Şu yatağın ucunu biraz şöyle çekebiliriz. İpek, sen böyle gel. Gelsin. Evet. Şu
Kutlama için çok vaktimiz yok. Beni yönlendir. Tamam. Avizeye dikkat eder. Hazır mı? Uyuyorum canım, çok yanıyorum. Olabildiğince hareketsiz kalmaya çalış. Duydun mu beni? Burası hazır. Tamam. Biraz uzaklaşın. Şutluyorum. Biraz göğüse yaklaştırır mısın? Tabii. Avizeye doğru. Tekrar hazır oluyor. Az kaldı Evren. Tamam, çekelim. İyi miydi? Şutluyorum. Tamam. Çok büyük, değişik bir hemopneumotoraks. Evet, bak şurası. Akciğer zarında hem ama hem kan var. Göz tüpüne ihtiyacımız var. Tamam, dura bende. Evren, hızlı hareket etmen lazım. Filiz, al şu şunun üzerimden. Süleyman Bey, ben doğru mu duydum? Oğlunuzu, yani Sinan Bey'i özel bir kliniğe mi yatırmak istiyorsunuz? Gayet doğru duymuşsunuz. Sizi de işlemleri hemen başlatmanız için çağırdım. Böyle bir karar almanız aklım hiç almıyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Seni başkanlığa önereceğimi söylediğimde nasıl olacağını bu kadar sorgulamamıştım. Bu kadar korkunç bir planınız olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Bu bir plan değil. Hayatın genel akışı. Ama efendim, ben Sinan Bey'le daha geçen gün görüştüm. Bana gayet normal gözüktü. Saati saatine uymuyor. Kızımın ölümünden sonra çok değişti. Oğlum travma sonrası bir stres bozukluğu yaşıyor. Hem hastaneye hem kendine zarar veriyor. Bir süre tedavi olması iyi olur. Emin misiniz? Çok ciddi bir durum. Ben de onun için acele edelim diyorum ya. Ben bu oyunun bir parçası olmayacağım. Ayrıca Sinan Bey'in travmadan sonra bu şekilde cezalandırılması da büyük bir haksızlık. Ben yokum. Pekala. O zaman ben neler yapabileceğimize bir bakayım. Yalnız siz de biliyorsunuz bunun için psikiyatri raporu lazım. Mahkeme delil isteyecektir. Orasını siz hiç merak etmeyin. Onları bizzat ben halledeceğim. Durumu nasıl? Sol karotis arterinin cam çaplanmış durumda. Geldiğinde tansiyonu çoktu ama kan vesibulara karşılık verdi. Sol akciğerde de gerilim tipi pnömotoraksi var. Kim getirdi bu hastayı buraya? Ben getirdim. Bu hastayı bu şekilde hayatta tutmak ve buraya getirmek. Gerçekten tebrik ederim. Neyle uğraştığımızı anlamak için bunu buradan çıkartmamız gerek. Röntgen çekebildiniz mi? Evet. Biraz zor oldu ama yatak başı röntgenlerini aldık. O zaman geriye bu parçayı azıcık bile oynatmadan buradan çıkartmak kalıyor. O zaman burayı, burayı ve burayı keseceğiz. Özgür Hanım, bana bir tane önlük getirin. Kesin halleder canım. İlla yapar. Yapar değil mi? Ya beceremez. Ne yani, biz şimdi İsmail'le kavuşamayacak mıyız? Esma? Aşkım, senin ne işin var burada? Alp. Ben çok düşündüm. Niye aşkım? Babam Ali Asaf Hoca'yı tanır. Tanırsa da ortalık karışır. Hayatta evlenmemize izin vermez. O yüzden ben de... Yok artık. Esma, kaçtığını falan söylemeyeceksin değil mi? Kaçtım. Esma, sen ne yaptın ya? Işığı yaklaştırır mısınız? Kolay gelsin arkadaşlar.
Göğsü için tomografi istiyorum. Tam olarak nerenin kanadığını bulalım. Ameliyat almamız için şunu, şunu ve şunu da kesmemiz lazım. Tamam hocam. Kola kan götüren damar. Ameliyat edilmesi gerek. Camı kaldırmamız ve daha... O camı kaldırmak demek, hastanın kanamadan ölmesi demek. Farklı bir görüş açısı bulmaya çalışıyoruz ki körlemesine ameliyat etmeyelim. Doğru, haklısın. İlginç. Sinan Bey. Ha? Beni çağırmışsınız. Gel gel. Senden görüş almak istedim. Şu filme bir bakar mısın? Ana parçayla beraber gelen bir sürü yan parçacık var. Ayrıntıları görmemiz imkansız gibi bir şey. Bence değil. CNIP deneyebiliriz. Üç boyutlu navigasyonlu MR görüntüleme. Amerika'dayken beyin ameliyatlarında kullanmıştım. Bu yöntemle cerrahi noktaları her açıdan görüntüleyebiliyoruz. Böylece de içeride neler olduğunu rahatça görürüz. Bu bölge için daha önce hiç denememiştim ama başarabilirim. İşe yarar. Organize edilmesiyle ben ilgileniyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Sinan Bey miydi? Vay be. Sanki. Ama birisi ayarlarıyla oynamış. Net. Velisi kızmış velisi. Belli belli. Süleyman Paşa bunu bir güzel haşlamış. Arkadaşlarınla geçineceksin falan demiş herhalde, ne bileyim. Kesinlikle beynini incelemek istiyorum. Neyse hadi ben ameliyata gidiyorum. Neyse ben de senin yanına geliyorum. Sen ne düşünüyorsun abi Sinan hakkında? Yani bildiğimiz Sinan olmadığı kesin. Ama bu iyi bir şey mi değil mi onu bilmiyorum. Bilmiyorum, tamam bir gariplik var Sinan'da. Bakalım ne çıkacak o yeni garip halinin altından. Bir dursana. Bir şey söyleyeceğim sana. Ne oldu? Sen şimdi ameliyata giriyorsun ya. Ben seni çıkana kadar bekleyeceğim, tamam mı? Niye? Gittiğinden evine niye bekliyorsun ki? İşte bu yüzden beraber bana gideceğiz. Yemeğimiz yarım kaldı biliyorsun. Devam edeceğiz, sonra da beraber dinleniriz işte. Yok, hiç bu akşam yapmayalım onu. Ben zaten çok yorgunum. Bir de ameliyatta çıkacağım. İyice geç olacak. Kesinlikle itiraz kabul etmiyorum. Tamam mı? Aslında ediyorum. Haklısın. Sen git evine güzelce dinlen. Başka zaman yaparız. Ben de Alp'e uğrayayım. Şu babalık vazifelerimi yerine getireyim. İyi, güzel plan. Ha, şu babalık mevzularını bir ara bana da anlat. Hala Esma ile konuşamadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Anlatırım, anlatırım. Yarın görüşürüz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun baba? Ne arıyorsun masamda? Asıl sen cevap vereceksin. Ne oldu sana böyle oğlum? Ne oldu da böyle delirdin, dengesizleştin? Delirdiğimi hatırlamıyorum. Ne diyeceksen açık açık söyle. Bunları diyorum, bunları. Bu kadar ilaç ne arıyor burada? Benim değil. Hatta hiçbir benim değil bunların. Bunların hepsi ağır antidepresanlar Sinan. Sen kendine ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Benim değil diyorum sana. Ben sadece basit bir sakinleştirici kullanıyorum. İnkar etmenin bir yararı yok Sinan. Sorunun neyse birlikte çözebiliriz. Ne sorunu? Tekrar edeyim mi?
Anlamın için kaç kere söylemem gerekiyor? Bunlar benim değil. Bana yalan söyleme. Bu ilaçların hepsi hasta kayıt geçmişinde var. Psikiyatriye yazdırmışsın. Ben hayatımda psikiyatriye gitmedim. Yok artık. Bunu yapmış olamazsın baba. Bu kadar mı ileri gideceksin? Arkamdan iş çevirmen falan tamam. Bunlar baba oğul ilişkimiz de. Ama bu kadarı pes. Pes. Ne dediğini anlamıyorum. Senin kafan karışmış belli. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum baba. Da o olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Uzatma Sinan. Git ve dinlenmeden de dönme. Gideceğim. Ama dinlenmeye değil. Önemli bir ameliyatım var. Ona hazırlanmam gerekiyor. Müsaade edersen. Esma, Allah aşkına senin bu söylediğini aklın fikrin alıyor mu? Yani 2017'de ne kaçması diyorsun değil mi? Eski zaman romantizminden eserde kalmadım ya canım. Ya Esma, kaçmanın ya da kaçırmanın neresi romantik? Bana bir açıklar mısın? Açıklayamam. Çünkü bence de romantik değil. Ama çaresizliğimizi romantizm kılıfına sokunca daha iyi geliyor kulağa yani. Yani sanki çaresiz değilmişiz de romantikmişiz gibi. Ya canımın içi. Bir tane, ben sana romantizmin en kralını da yaşatırım da o iş kaçmakla olmaz. Onu hiçbir kılıfa sokamayız. Hem ben seni kaçırıp nereye götüreyim? Bir baksana etrafına. Benim şu anda kafamı sokabildiğim tek dam burası. Taburcu olunca ne olacağımı bile belli değil. Hem babana aile durumumu açıklayamadığım yetmedi. Bir de evsizliğimizi mi açıklayacağım? Ev bulmuş. Zor bir şey değil. Hem biz birlikte olduktan sonra şu kadarcık yer bile bizim evimiz olmaz mı? Olur tabii. Yani olur olmasına da. Ya şimdi Necati Baba'ya bu ev, aile, yuva karmaşasını biz nasıl açıklayacağız? Nasıl ikna edeceğiz? Ya. Hazır mıyız? Hazırız, sizi bekliyoruz. O zaman zavallı adamı bu cam parçalarından kurtaralım. İstiyor. Ne yaparsanız yapın camı kırmayın. Doktorluk becerilerinin sadece gözlem odasından akıl vermekle sınırlı olması ne kadar üzücü. Biz başlayalım. Süleyman Bey, bu ameliyatı izlememi niye istediniz? Sinan için. Dikkatli izlersen haklı olduğumu göreceksin. Alp, oğlum şu babalık meselesini bir anlat bakalım. Sonra anlatsan da olur. Ali Asaf Hocam. Peki. Konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Konu ne? Eylül. Eylül. Konu Eylül ise böyle ayaküstü olmaz.
Gel aşağı inelim. Yok gerek yok yani, ben burada da konuşurum. Siz benim ablama ne yapmaya çalışıyorsunuz? Oo, çok sevmeye çalışıyorum. Sana göre? Ben sizi izliyorum. Yani o kadınla ikinizi. O kadın? Nazlı. Yani işte Nazlı mı her ne belaysa. Aranızdaki tuhaf bağın da farkındayım ve çok rahatsız oluyorum. Gel İpek'cim. Gel şöyle. Bak İpek, sen ne gözlemledin, ne gördün bilmiyorum ama... aramızda bir bağ yok. Yani vardı, 16 yıl önce koptu. Tamam mı? Vallahi hocam ben gördüğümü söylüyorum. Bilemem. Yani benim sizinle bir derdim yok. Ama o kadından hiç hoşlanmadım. Kusura bakmayın eski karınız ama. Ben her zaman Eylül'ün takımındayım ayrıca. Eğer ablamın canı sıkılırsa sizin hakkınızda da hiç olumlu şeyler düşünemem. Sen ne gördün de bu kadar yükseldin acaba? Koridor. Koridorda gördün değil mi bizi? Bir de sizin eve yemek yapmaya gitmiş. Bugün ne alaka yani? Duruyorsunuz. Durmayın. Şimdi hemen hızlıca verecek bir cevabınız olmak zorunda. Biliyorum ablama aşıksınız. O da size çok aşık. Ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi işte. Ama ablam ona, buna, Nazlı'ya, hatta bana bile benzemiyor. Ben Eylül'ün kimseye benzemediğini biliyorum zaten. Ama işte siz böyle bir an duraksadığınızda, biraz önceki gibi durduğunuzda, arkasına bakmadan çekip gidebileceğinin farkında mısınız? Bırakır gider hocam. Eylül vazgeçtiği insanlardan sevmediği için vazgeçmedi ki. Beni sevmiyor muydu? Babamı sevmiyor muydu? Çok seviyordu. Ama çekip gittiğinde bu sevginin hiçbir önemi kalmaz. Bak İpek'ciğim, telkinlerin için teşekkür ederim. Ama ben Eylül'ün üzülmesine de, beni bırakıp gitmesine de neden olacak hiçbir şeye ve hiç kimseye izin vermem. Tamam mı? Merak etme İpek'ciğim. İnşallah. Sinan Bey. İyi gidiyoruz. Devam edelim. Evet. O zaman derin bir nefes alıp cam parçasını çıkaralım buradan. Allah kahretsin. Arterde kesik oluştu. Vakum, çabuk. Hocam. Bırak bana. Sinan Bey. Sinan Bey. Sinan Bey, 20 saniye içinde bunu halletmezsek hasta ölecek. Sinan Bey, buraya odaklanın lütfen. Alo baba. Beşte mi? Ne? Geliyor musun? Tamam tamam yetişirim. Tamam. Allah kahretsin, ateş kesildi. Çabuk. Al, al. Hızlı gidin. Hadi. Bir tane daha aç. Aç 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 aç. Hadi ama hadi. Hadi, kızım aç getir kızım. Kızım çok kanıyor. Getir. Çabuk ol. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya. Çabuk ol. Çabuk ol. Hadi hadi hadi. Basır basır basır. Çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Hadi. Geri çekilin Sinan Bey. Geri çekilin. Hemen karşıya geç. Yedek aspirasyon al. Şuraya.
Hastalık 90. Buraya bir ünite daha kan lazım. Haber verin hemen. 4'e 0 prolen istiyorum. Aspirasyona devam et. Kanama durdu. Kendiyle kavga ediyor resmen. Yazık. Bahar'ın ölümünden sonra toparlanamadı tabii. Çok zor. Kızının ölümünü seyretti resmen. Gerçekten çok zor. Yazık adam. Ben ambulansla geldim ya. Eylülerden. Sana gerçekten inanamıyorum. Ne bunlar? Çiçek. Hadi ne bu şimdi? Komik oldu. Bence çok güzel oldu. Çıkarma lütfen. Bu çiçekleri aslında ben sana evde verecektim. Öyle bir sürpriz yapacaktım ama eve geldiğimde yoktun. Madem sen çiçeklere gelemiyorsun, ben de çiçekleri sana getirdim. Ama itiraf ediyorum, çiçekler benim fikrim. Kamyonet arkadaşın. Ali Asaf gibi sevmek böyle bir şey demek. Ali Asaf gibi sevmek. Öyle bir şey mi var ya? Evet. Dünyada kimse beni senin gibi sevemez. Sen. Yemini bırakayım seni. Ciddisin. Ciddiyim. Bununla gideceğiz. Evet. Yani farklı olmaz mı? İyi olur. Çok güzeller. Yani. Güzeller ama hiçbir çiçek senin kadar güzel olamaz. Hiçbiri senin kadar güzel kokamaz. Seni seviyorum. Annesin. Gidelim mi artık?
Oturuyorum. Dostum okey, gidebiliriz. Nereden başlasam anlatılmaz. Ben pes etsem aşk bırakmaz. İmkansızdı ya, gerçek olmaz. Biter sandın, geçer sandın. Sonu kıyamet, kaçılmaz. Sen beni yandan soranlara sevmemiş gibi yaparsın. Kurtul bu aşktan, kaç. Belki de çok yol alırsın. Sakın sözlerim yolundan alıkoymasın. İyice insan sen, mükemmel olana layıksın. Yaparsın kurtul bu aşktan, kaç. Belki de çok yol alırsın. Sakın sözlerim yolundan alıkoymasın. Ey yüce insan sen, mükemmel olana layıksın. Sen beni anlat, soranları sevmemiş gibi yaparsın. Buldun aşktan ya, ardına bakmadan kaçarsın. Sakın sözlerim aklını karıştırmasın. Sen güçlü insan, tek başına da ayakta kalırsın. Esma uyan. Esma uyan. Esma. Hadi Meleğim uyan, çok geç olmuş. Bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz da belli de olmaz Esma. Ben nereden bileyim senin baban saat kaçta uyanıyor? Babam. Babam. Erken. Baba. Baba. Esma iyi misin? Bir şey olur mu? İyiyim. Saat kaç? Esma sen dün bana kaçtın. Sakin ol. Sana mı kaçtım? O dün de. Nereye kaçacağız? Başka hastaneye mi kaçacağız? Nereye kaçacağız? Babam beni oyacak, babam beni oyar babam. Esma, sakin ol tamam mı? Halledeceğiz. Halledeceğiz mi? Hı hı. Nasıl? Rahat ol sen. Bak, Samo'nun mükemmel bir planı var. Mış. Emin misin? Eminim. Çok eminim. Çok eminim. Sen merak etme. Necati Bey için merhabalar. Ben emekli edebiyat öğretmeni Mahmut Sungur. Mühendis değil. Mühendis daha iyi, daha havalı. Pilot olayım. Dayım hep pilot ol derdi. Pilot olacağım. Nereye oluyorum pilot? Adam haritayı açsa göster şu Çin'i dese daha orada tırtlayacağız. Adam da kız istemede niye harita açsın ki yani? O da... Yavrum dur çocuğum. Dur yavrum benim. Durun çocuğum. Niye koşuyorsunuz? Niye haytalık yapıyorsunuz burada? Okulunuz yok mu sizin? Okula gidiyoruz. Aferin, aferin çocuğum, aferin. Durun bakalım gitmeyin. Anlat, cinaslı uyak. Biz onu da öğrenmedik. Evet. Bak anlatamadım değil mi? Hadi okula. Hadi koş. Hadi çocuk. İnandı Ergeneler ya. Bayağı emekli edebiyat öğretmeni. Çok iyi. Cuk oturdu vallahi bana. Efendim, emekli edebiyat öğretmeni Mahmut Sungur. 40 notumla ünlüyüm. 45'ten yukarı not verdiğim görülmemiştir. Evet, evet, evet. Necati Bey çok yakışıklısınız maşallah. Çok iyi oluyor ya. İleride de öğretmen mi olsan? İleride öğretmen olamam, doktorum şu an. İyice saçmaladım. Evet. Bravo. Evet, tabii tabii. Çektiğiniz programın kanalınıza yayınlanmasını ben de çok isterim. Tamam, ben Eylül Hanım'la konuşurum. Röportaj için ikna etmeye çalışırım. Ama söz veremem. Peki.
Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Güzel oldu bu iş. Buyurun. Günaydın. Gelebilir miyim? Tabii, tabii. Nazan Hanım, buyurun oturun. Gece telefonda mesajınızı görünce acil konuşmamız lazım diye sabah erkenden geleyim dedim. Evet. Konuşmamız gerekiyor. Bir problem mi var? Yani bir problem diyemeyiz belki ama bir pürüz. Ne demek o? Size yaptığım teklif için yönetim kurulundan da onay almam gerekiyor. Bunu bildirmek istedim. Yönetim kurulundan mı? Evet. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. Çok aceleci davranmayın şimdilik. Biraz zaman alabilir. İkna süreci yani. Siz niye fikrinizi değiştirdiniz? Çünkü daha önce yaptığımız konuşmada bana bu sıkıntılardan hiç bahsetmemiştiniz. Son dönemde yaşanan yapısal değişiklikler diyelim. Sonuçta hepimiz kurumsal bir markanın altındayız. Dedim ya, tek başıma karar merci değilim. Attığım her adımda kurulun da onayı gerek. Ama ben Ali Asaf'ın bu şeye hayır diyeceğini hiç sanmıyorum. Yani bence bir sıkıntı çıkmayacaktır. Keşke o kadar kolay olsam. Ne demek şimdi bu? Hastanemizin en büyük ortağı ne yazık ki Ali Asaf değil. Eylül Erdem. Sandığınız kadar kolay olmayabilir. Tamam o zaman. Size iyi çalışmalar Sinan Bey. Nerede kaldı bu kız ya? Kaçta çıktı? Kaçta geleceğim dedi? Esma abla az sonra gelecek. Çok az sonra yani. Sen niye bunları önüme dolduruyorsun öyle ya? Patlatacaksın mı beni? Yeter. Amcacığım Esma ablanın kesin emri var. Lütfen yiyin. Afiyet olsun. Babam. Aç aç geliyoruz işte. Alo babacığım. Esma neredesin kızım? Siz gece uyuyakalınca ben de sabah erkenden çıktım kafeye geldim babacığım. Onu anladık da kafede de yoksun. Alp Hastane'den almaya geldim babacığım. Tuna iyi hizmet ediyor mu size? Ediyor ediyor. Sen gelene kadar 10 kilo alayım diye elinden ne geliyorsa yapıyor. Ay şeker Tunacık canım Tunacığım. Ay babacığım ne isterseniz söyleyin yiyin tamam mı? Hadi uzatmayın çabuk gelin. Tamam. Mahmut amca yoldadır. Biz de 5 dakikaya oradayız babacığım. Ay bir şey soracağım. Acaba Ali Asaf Hoca daha mıydı ya? Ya Samo halledecek takılma sen bırak akışına. Diyorsun. Esma ya yoldan bir şey alalım öyle elim boş gitmeyeyim ya. Tamam. Tamam. Hadi. Sen kalk Marmaris'ten gel. O burnunun dibindeki yere geç kalsın. Sorumsuz çocuk. Canım Esma'nın babası bu bey mi? Evet amca. Siz kimdiniz? Ooo Mirim. Efendim ben emekli edebiyat öğretmeni Mahmut Sungur. Canım Biricik sevgili oğlumun babası. Alp'in babasıyım yani. Anladım. Ben de emekli lise müdürü Necati Sancak. Esma'nın babasıyım. Buyurun ayakta kalmayın oturun. Çok memnun oldum. İstirham ederim siz buyurun. Lütfen buyurun. Lütfen. Lütfen. Siz misafirsiniz. Buyurun. Hemen oturdum. Evet. Ne alırdınız? Çay, kahve? Vallahi Necati Beyciğim ben zahmet olmazsa bir çayınızı alırım. Kızım 2 çay bize. Oh.
Gençler de geç kaldılar. Ne büyük sorumsuzluk. Nerede o bizim eski dönemler efendim? Nerede şimdiki yeni nesil? Biraz öyle. Oh, bu çok iyi tuttu sana. Buradan devam et. Efendim? Efendim diyorum ki, nerede domdom Aliler, tulum ayriler, güdük Necmiler, inek Şabanlar? Nerede efendim bunlar? Ne alakası var? Kel alaka! Kel alaka! Kel Mahmut vardı bir de, müdür yardımcısı. Tüccar değilim ben, öğretmenim. Vardı evet, vardı da. Çok sevdim sizi Necati Bey. Çocuklar teşrif etti. Necati'ciğim. Bu Saman'ın parlak fikri. Parıl parıl parlıyor maşallah. Maşallah, maşallah en sevdiğim ikili. Buyurun bakalım çocuklar. Nasılsın Mahmut amcacığım? Canım Esma'cığım. İyiyim, sen nasılsın? Öp bakalım. Evet, başına da koy. Alp yavrum. Öpeyim babacığım. Öp tabii, öp oğlum, öp. Öpsene yavrum babanın da elini. Lütfen. Ben mi söyleyeyim bunu? Size getirdim. Maşallah, maşallah. Evet, maşallah. Ayakta kaldık değil mi? Otursanıza Mahmut amcacığım. Kızım sen şunları al. Necati Bey buyurun. Siz buyurun. İstirham ederim. Siz oturun. Oturayım. Lütfen. Lütfen. Evet. Çocuklar biz de Necati Bey'le eski okul yıllarımızı, o dönemleri konuşuyorduk. Bahis oradan açıldı. İkimiz de tabii aynı mesleğin erbabı olunca konu gırla. En son hangi okulda görevliydiniz siz? Ben mi efendim? Evet siz. Samet Tok Eğitim ve Öğretim Lisesi, İlim İrfan Yuvası. Efendim Samet Tok çok değerli bir üstad, Kayserili bir hayırsever. Buna mukabil hayır demeyi hiç sevmez. Yani birinin bir derdi, tasası, sıkıntısı olduğunda merak etme ya da hallederiz gibi insanların gönlünü hoş etmeyi seven bir. Necati Bey. Ali Asaf Hoca 10 yaşında baba oldu desek daha inandırıcı olurdu değil mi abiciğim? Bence de ya. Benim böyle bir babam olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Bu kadar mı korkuyorsun benden? Korkmak? Evet. Sen benden bayağı korkuyorsun. Böyle yok sayıp görmezden gelip kendini korumaya alıyorsun değil mi? Ha ben anladım. Sen yemek için teşekkür etmedim diye yapıyorsun. Teşekkür ederim ama eline sağlık, çok güzel olmuştu. Ha oturup bayağı yedin yani. Tebrik ederim. Hem yaptığımın üstüne konuyorsun hem de bu halinde bana meydan mı okuyorsun? Sana ne yaptığımı söyleyeyim. Benim olmayan hiçbir şeye elimi uzatmıyorum. Sana da aynını tavsiye ederim. Yoksa o eli acıtırlar. Ne yapıyorsun be? Sen kendini ne zannediyorsun? Vahşi misin nesin? Olabilir. Arada bir vahşi olduğum doğru. Evet, aptalsın da. Hala kendini kandırıyorsun. Ali Asaf bir tek beni sevdi. Eğer ben zamanında onu terk etmeseydim, o beni asla bırakmazdı. İşte seninle benim aramdaki fark da bu. Ben de Ali Asaf'ı terk ettim. Ama o beni bırakmadı. İlla bu savaşı sertleştirelim diyorsun yani. Tamam. Olur. Tam 18 saat, 22 dakikadır. Hastanede ekstrem bir durum yok. Ve başımıza hiçbir şey gelmedi. Nazlı'yı unutuyorsun ama. Evet. O kadın tam bir gerilim attı. İlk geldiğinde topuzu hatırlıyor musun?
Ve kafasında bir top. Germiş buraları böyle. Suratını germek için yapıyor galiba o topu. Alasa. Ben geldim. Ya deli misin? Ya şaka maka gülüyorum ama iyice kadın sinirimi bozmaya başladı artık ha. Ya sen ne diyorsun, ben kafadan gıcıyım ona. Bana bak bir şey diyeceğim. Sen beni dinlemiyorsun da o kadının ilişkinizi bozmasına sakın izin verme. Yani Alasa Hoca seni çok seviyor çünkü. Merak etme sen, vermeyeceğim. Alo. Ha ben de mi geleceğim hasta almaya? Tamam, geliyorum ben. Ne oldu? Hasta almaya beni de çağırıyorlar. Hiç gitmek istemiyorum. E gitme git, başkasıyla değiştir. Yok, ablam patron olunca gözler üstünde oluyor, gidelim. E ben senin yerine gideyim madem. Kardeşime de o kadar iyiliğim dokunsun. Yok, otur sen. Gideceğim işte. Yok bir şey. Hadi bay bay. Efendim? Tamam, peki Süleyman Bey. Geleceğim. Bak, sana güveniyorum. Detayları biliyorsun işte. Aynen konuştuğumuz gibi, çok fazla abartıya kaçma. Tamam. Güzel. Hadi görüşürüz. Halletmiş mi? Öyle diyor. Göreceğiz bakalım. Halleder o, halleder. Beni niye çağırdın apar topar? Eylül'ün yanından zor kaçtım. Bir şey anlamadı değil mi? Da, bu kadar aceleye ne gerek vardı? Acele mi? Bugünün gelmesini o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Geç bile kaldık. Yani orası da öyle tabii. Ne? Biraz daha zamanımız olsaydı. Bakayım peki. En doğru zaman şu an. İnan bana. Ben şimdi Süleyman Bey'in yanına gidiyorum. Sana söylediklerim aklında değil mi? Ben de. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam. Babama haber verecek misiniz? Yani aslında vermem gerekiyor biliyorsun. Ama buna sen karar ver, tamam mı? Sağ olun hocam. O zaman ben bir düşüneyim. O zaman sen de düşün. Tamam. Çok iş var. İpek koş. Necati Bey, ben açık sözlüyüm. Alfi ne doktorlar, ne mühendisler, ne avukatlar, ne yargıçlar, ne GSM operatörleri. Yani kimler kimler istedi ama ben vermedim. Kısmet sizeymiş. Captain Babyface çocuğu Necati! Baba bir dur daha, Necati baba olur demedi ki. Senden iyisini mi bulacaklar lütfen? Alp ilkokulda birinci. Orta mektep bir. Üniversite baba? Bir. Hep göğüslerimizi kabarttı. Babacığım. Gel baba. Baba. Bebenin durmasından şimdiye kadar hep gurur duyduk. Baba. Amca iyi misiniz? Amcacığım, baba. Amcacığım bir saniye. Alp Esma sakin olun amcacığım. Doktorum ben, kendinizi bana bırakın. Kendinizi bana kurtaracağım. Amcacığım sakin ol, gel böyle. Gel böyle amcacığım. Amcacığım bana bırakın kendinizi. 3-2-1 dediğimde. 3-2-1. Geçmiş olsun amcacığım. Necati amca çok geçmiş olsun. Neler oluyor burada? Ben doktorum ne demek? Amcacığım ne demek? Yani aslında açıklayabiliriz. Biz daha doğrusu ben... Ne film dönüyor? Ne tiyatro çeviriyorsunuz? Bu sultanı kim? Baba ben açıklayabilirim. İyilik olsun diye yaptım ben. Yani İyilik şey değil. İyilik olsun diye. Bir şey aslında. Anlamayacağımınız sandınız. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Efendim estağfurullah. Gerçekten ilk haybili siz vermezsiniz. Ya durun. Necati Bey amca. Ben size her şeyi açıklayabilirim. Bakın ben yetimhanede büyüdüm. Ailemi de hiç tanımadım. Hayattaki tek ailem Samet. Bir de eğer izin verirseniz Esma olacak. Siz
Dün öyle bir anda sorunca ben ailem yok, babam yok diyemedim. İşte biz de böyle bir plan yaptık. Samet benim hastaneden doktor arkadaşım. Hatta öz abim bile diyebilirim. Demek sen yetimhanede büyüdün delikanlı. Evet efendim. Yani baban yok diye yalan söyledin. Genç adam. Benim sana verecek kızım falan yok. Ama baba! Sus! Ben de yetimim. Amcam büyüttü beni, sen biliyorsun. Biliyorum babacığım ama yani... Yetim olmak utanılacak bir şey değil. Ama yalan söylemek utanılacak bir şey. Ama efendim biz... Sen kızımı benim gibi yetim birine veririm. Ama bir yalancıya asla. Bir de doktor olacaksınız. Yalanlar, dolanlar. Çıkın gidin kardeşim. İstemiyorum sizi. Esma sen de toparlan. Ama... Esma hadi çabuk. Of ya. Of. Of. Hoş geldin Eylül. Geç otur. Hoş bulduk. Biz de seni bekliyorduk. Sizi buraya çağırmamın nedeni çok üzücü. İnsanın kendi çocuğuyla ilgili böyle konuşması zaten çok acı. Ama buna mecburdum. Konu ne Süleyman Bey? Konu Sinan. Bahar'ın ardından bir türlü kendini toparlayamadı. Gün geçtikçe dengesizleşiyor. Siz emin misiniz? İnsanın bunca yıllık çocuğunu tanımaması mümkün mü? Bence yanılıyorsunuz. Yani ben son zamanlarda gayet sakin görüyorum kendisini. Bence de. Bayağı ilgili ve yardımsever görünüyor. Neden peki? Size bayıldığı için mi? Cevabını ben vereyim. Bunlar Sinan'ın kullandığı ilaçlar. Ne ilacı olduğunu söylememe gerek yok. Bunlar da son günlerde hastane çalışanlarından Sinan hakkında gelen raporlar. Hepsi disiplinsizlik, dikkatsizlik, dikkat bozukluğu olduğunu gösteren hata raporları. Özellikle siz bizzat şahit oldunuz dün gece ameliyathanede yaşananlara. ...55 yıllık Necati'yim. Yıllarca çocuklara lisede müdürlük yaptım. Ne böyle rezillik gördüm ne de böyle rezillik yaşadım. Aferin kızım Esma. Ne rezil olması babacığım? Aşk, sevgi, çiçek, böcek bunlar güzel şeyler. Kes. Ne aşkı böceği? Böyle oyundan aşk mı olur? Haklısınız. Tüm bunlar size sahte veya yalan dolan gelmiş olabilir. Ama gerçek olan tek şey bizim sevgimiz. Ben bilirim böyle sevgileri. İki günde başlar, iki günde biter. Ben kızımı harcatmam. Eşyalarını toplasın, gidiyoruz. Baba niye ya? Kimse hiçbir yere gitmiyor. Düğünümüz var gençler, nereye gidiyorsunuz? Ne düğünü ya? Ne? Benden habersiz bir de nikah mı kıyıyorsunuz? Baba ne alakası var, aklımıza bile gelmedi. Kim evleniyor ki? Eylül! Ciddi misin? Ne zaman? Aa, nerede? Kaçta gidiyor muyuz? Herhalde. Bayağı Eylül evleniyor. Evet. Çok iyi oldu var ya. Bugün anca bir düğün kurtarırdı. Tam o. Seni ne zaman görsem böyle bir takma göbek, bir kulağında papatya falan garip garip haller. Git tipini düzelt. Hadi. O zaman gidiyor musun şimdi? Evet. Hadi daha çok işimiz var. Bir dünya. Hadi gelin. Esma. Sen nereye kızım? Hadi eve gidiyoruz. Baba. Ya benim evim zaten burası. Yanımda Alp'im ve arkadaşlarım yanı. Sen burada birazcık kal. Düşün, beni anlamaya çalış. Ben olmam gereken yere gidiyorum baba. Eylül'ün yanına. Amcacığım. Ben bu karara imza atmam. Ama raporlar önünüzde. Sizin hazırlattığınız raporlar. Bence de. Eylül'e katılıyorum.
Evet, Sinan Bey'le anlaşamadığımız birçok konu var. Ama ne olursa olsun bir meslektaşımız hakkında bu kadar hızlı karar veremeyiz. Bundan sonra davranışlarına daha dikkat ederiz. Kontrol altında tutarız. Ama şu noktada görevden alınmasını gerektirecek bir durum yok. Katılıyorum. Size kolay gelsin. Eylül Hanım. Efendim? Özellikle sizin farklı bir tepki vereceğinizi düşünüyordum. Şaşırdım. Anlamadım. Malum, babaannenizin durumu. Siz beni tanımıyorsunuz Süleyman Bey. Benim oğlunuzla aramdaki şey başka, bir meslektaşıma iftira atarak meslekten uzaklaştırmak başka. Evet, biz çıkalım artık. Oğlunuza bunu yapmayın. Acımasız bir adam ya. Bir de ben Sinan'ı kötü bilirdim. Böyle babadan anca bu kadar iyisi çıkabiliyormuş demek. Ya bir gün biri dese ki gerçekten Sinan'a üzüleceksin, hayatta inanmazdım. Bu kendi öz oğluna böyle yapıyorsa kim bilir bize ne yapar? Çok da şaşırılacak bir durum değil aslında. Ne yani? Bu babanın oğluna bunu yapması normal mi? Normal mi karşılayalım yani? Hayır. Benim şaşırmadığım bir babanın oğluna yaptığı kötülük değil. İktidar hırsının insana yaptırdığı kötülük. Taht kavgası diyorsun yani. Aynen öyle. Ortada böyle bir taht varsa babalar oğullara, oğullar da babalara kıyar. Her şeyin bir bedeli var yani. Peki babanın bana verdiği hisseler? Onların da bir bedeli olacak mı? Nereden çıktık şimdi bu? Ne bileyim. Sen öyle konuşunca aklıma geldi. Yani hisseler, bedel, Sinan, Süleyman, ben bunların hiçbirini hayatımızda istemiyorum. O zaman gidiyoruz. Nereye? Gel. Gidince görürsün. Hoş geldin. Uzun zaman oldu ha? Telefonlarıma dönmeyen sendin. İş güç, yoğunluk işte biliyorsun. Hep aynı bilindik bahaneler. Ne yapıyoruz şimdi? Bu arada bir saat sonra başka bir randevum var. Evet, mekanımız burası. Sen zaten konuyu biliyorsun. Tamam. Birkaç saat içerisinde burayı süper bir hale getiririz. Hatta ben ekibime bir mail atayım. Ve gelsinler. Güveneyim mi sana? Ne zaman pişman oldun? Biz geldik. Nerede kaldınız siz ya? Yani geldik işte. Bu arkadaş kim? Arkadaş değil ya, benim eski arkadaşım. Böyle organizasyon işlerine falan bakıyor. Sağ olsun kırmadı. Tek bir telefonumla atladı geldi. Ne güzelmiş. Ne düşündünüz? Yani yemekler kolay. Hani çiçeklerle böyle sade süslemeler falan yapacağız. Bir de müziği de DJ bir arkadaş halledecek. DJ. Yani biz kına falan düşünmüştük ama... Evet, biz düşünmüştük. Kına mı?
Biz bu aralar daha çok bekarlığa veda partisi formatını düzenliyoruz ama yine de siz bilirsiniz. Yok canım, böyle biz eski usul, bizim usulümüz olsun. Kına, kaftan. Değil mi? İpek'cim, kutu elinde mi kaldı? Merhaba. Ya Ali, ben öyle kaftan falan giyemem ya. Oldu olacak, kına da yapalım. Yapmayacağımızı kim söyledi? Ya olmaz Ali, kusura bakma. Olmaz. Hiç boşuna nefesini tüketme. Esma ile konuştuk, bize anlattı bana. Kafama yattı, ikna oldum yani. O kaftan giyilecek, o kına yakılacak. Ya bak, sen ne istersen yapalım. Tamam, bir gün de ayarladığın nikah da tamam, hepsine tamam. Ya kına, kaftan, bunlar beni bozar Ali. Eylül, seni hiçbir şey bozamaz. Hiçbir şey seni bozamaz ya. Rahat ol. Bak ben geleneklerini unutmayan yenilikçi bir adam. Gelenek öyle mi? Sen hazırla o zaman o yüz görümlüğünü, ben de giyerim kaftanı. Yüz görümlüğü hazır. Yok artık. Eylül Erdem. Ben hiçbir detayı atlamam. Öğren artık bunu. Geçip gider misin artık? Derdi ne bunun acaba? Geçer misin? Verdim ya sana yolu. Ne yapıyor bu ya? Ne yaptığını anlamadım ama saçmalıyor. Tarafı bir el oynayacağım sana ya. Dur, oynatacağım sana da, dur. Alamayacağım. Kapı. Gel yardım edin. Bizimkiler. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Hoş geldiniz. Ben yardım edeyim. Hocam. Samet, bunlar yukarı çıksın. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar yemek için mutfağa gelsin. Koş, 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 koş. Şöyle içeri bırakabilirsiniz. Bizimle gel. Kimmiş bu abla? Hı? Adını sanını biliyor musun? Dila. Ne biçim isimsin? Yani. Güzel isimmiş. Sen kimden yanasın Esma? Zaten anlamadım eski sevgilisin ne. Sakin ol bebişim. Hallederiz. Stalk bugünler için var. Bakarım ben. İyi günler. İyi günler. Ali Asaf Denizoğlu adına bir paket vardı. Ali Asaf Hoca yok yalnız şu an. Paketi ben alabiliyor muyum? Tabii. Nereye imza alıyorum? Şuraya bir imza alayım. Buyurun. İyi günler. İyi günler.
Abla, hadi çık ağaç olduk buradan. Eylül'üm, canım arkadaşım, tatlı çöreğim. Hadi. Hadi bak aşağıda herkes seni bekliyor. Daha biz hazırlanacağız. Eylül ayıp oluyor bak. Saçmaladın iyice. Hadi. Abla. Abla. Ya ben giyemem bunu ya. Size söylüyorum, bana göre değil. Biliyoruz sana göre olmadığını biz de. Aşağıda kimse yok. Sen, ben, bizim oğlan ne olacak? Giymeyeceğim diyorum ya. Ali Asaf ne giyiyor? Yapıyor işte bir şeyler. Çıksan göreceksin sürprizi. Neler yaptı o aşağıda? Çıkmıyorsun ki, inat bu kime çekmiş bu ya? Ya tamam, durmayın burada başımda ya. Rahat bırakın 2 dakika ya. İptal edeceğim şimdi düğünü. Aa, o ne demek ya? Ya tamam, iptal değil de işte gidin. Of, sıkıldım ben, çok sıkıldım. Abla, hatırlıyor musun babaannem ne derdi? Efe torunu, avucunda kınası, üstünde kırmızısı olmadan, karşısında kocası oynamadan huslata eremezmiş. Hatırladın mı? Ya kadın o kadar öğretti bize oynamayı, boşuna mı yani? Ya 1000 yıl oldu, ben unuttum oynamayı falan. Abla, benim gülaşla damarımı tutturma şu an. Bulacağım bir ağaç, kıracağım bir dal, döve döve çıkaracağım seni odadan ha. Abla çık dışarıya. Abla hadi çıkar mısın? Çok sıkıldık. Bak sonu yarın bu. Eylül. Eylül biz de giyineceğiz hadi. Eylül. Hadi. Yani nerede kaldı bunlar? Hocam vallahi kız evi naz evi demişler biliyorsunuz. Ha. Gidip bir baksak mı acaba? Oo, yok yok. Yok. Hiç bakmayalım. Ben hocanızı o kadar uzun yıllardır bekliyorum ki biraz daha beklerim. Aa, Ali Asaf hocam. Bugün kurye bir paket getirdi. Düğün hediyesi falan galiba. Düğün hediyesi mi? Evet evet. Düğün hediyesi ha? Ne çabuk haber aldılar da hediye geldi ya. Buyurun hocam. Geliyorlar. Özgül, müzik, müzik, müzik.
konuştular ya. Biraz önce yılın düğününü iptal etti. Tutuklu kaldım.
ömrümün sonuna kadar. Seni seveceğim Eylül. Hayatıma gelip onu bir peri masalına çeviren adam. Giderken de beni korkunç bir kabusa uyandırmıştı.